Gel. Hünkârım. Söyle Mercan'a. Şehzade Mustafa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldiniz şehzadem. Hoş bulduk Ayas Paşa. Hünkârımız buradalar mı? Dairelerinde bekliyorlar sizi. Şehzadem. Hünkârımız bir aile öfkeli. Sinyar bir günahım deyip şimşekleri üzerinize çekmeyin. Aksine af dilemenizi tavsiye ederim. Ne derlerse kabul edin. Merak etme paşam. Arkasında duramayacağım hiçbir şey yapmam. Şehzade Mustafa geldiler. Abim mi geldi? Evet şehzadem. Hünkârımızın yanına gittiler. Fahriye sen Cihangir'i içeriye götür. Ben abimi göreceğim. Cihangir'im şimdi olmaz. Sonra ziyaret edersin. Hı? Şehzade. Günlerdir onu bekliyoruz. Kaçıp isyan edeceğini sanmıştım ama belli ki cesaret edemedi. Hünkârımızın ayaklarına kapanıp af dilecektir. Hünkârımız bağışlayacaktır. Bağışlasa ne fayda? Gözden düştü bir kere. Şehzadem. Sultanım. Nasıl böyle bir hataya düştün? Bilmez misin bizim senden başka umudumuz yok. Sarayınıza dönün. Daha sonra sizleri ziyaret ederim. Mustafa, neler oldu bilmiyorum ama haklı olsan bile zinhar isyankâr olma. Hatanı kabul et. Hünkârımızın mübarek elini öp ve affına sığın. Nedir bu telaşınız sultanım? Aklınızdan geçen ne? Yoksa hünkârımızın bana kıyacağını mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey eskisi gibi değil Mustafa. Bunu defalarca konuştuk seninle. Sakın gurura kapılıp Hürrem'in ekmeğine yağ sürme. Af dile. Ben af dileyecek bir şey yapmadım. Şehzadem. Hünkârım. Seni sancağına uğurladığım günü hatırlar mısın? Bana söylediğin sözler aklında mıdır? Hala. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizin kudretinizi ve adaletinizi temsil etmek üzere gidiyorum hünkârım. Öğütleriniz ve fikirleriniz her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak demiştim hünkârım. O halde söyle bana. Nedir benim evladımı böyle karanlık yollara düşüren? Kimlerle dost, kimlerle düşman oldun ki benim emirlerimi hiçe saymak cüreti gösteriyorsun? Ben sözümden dönmedim hünkârım. Zinhar dönmem. Peki bir İskender'in kellesini aldığını inkar mı ediyorsun yoksa? Hayır.
kellesini bizzat ben aldım. Siz yüce hünkârımızın ayaklarının önüne sermek üzere getirdim. Bu ne cüret? Sen benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Hünkârım, ne haddime? Siz benim hünkârımsınız. Yüce Sultan'ın babamsınız. Müsaade edin de vaziyetimi izah edeyim. Affıma sığınacağın yerde bir de kendini müdafaa mı edeceksin? Beni çağırayım deme, bari tövbe kıl. Kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Her ne sebeple olursa olsun, emrinize yerine getirmediğim için kabahatim var. Ve fakat suçum asla isyan etmek değildir. İhanet değildir. Sen bilmez misin ki benim emirlerim sorgusuz, sualsiz uygulanır. Değil karşı gelmek, tartışmak dahi suçtur. Ve cezası bellidir. Hünkârım, siz her zaman, adalet her neredeyse, yorulma, üşenme, yılma, ara bul derdiniz. Benim de yaptığım budur. Müsaadenizle. Mustafa! Hünkârım, sizin emriniz bana ulaşır ulaşmaz. Hadiseyle alakalı malumat istemek için Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'ya mektup yazdım. Kendisinin cevabı ben Adana'dayken ulaştı elime. Meseleyi tetkik etmiş. Söylediğine göre asıl ihanet eden Tekebey İskender'miş. Ramazanoğlu, Piri Paşa'ya ve ailesine iftira atmış hain. Bir ispatı vardır inşallah. Tekebey İskender'in Tahmas ve Memlük emirleriyle işbirliği içinde olduğu açık hünkârım. Bunun ispatı olan yazışmalar elimize geçti. Eğer vesikaları tetkik buyurursanız sözlerimin behlili olmadığını görürsünüz hünkârım. Ramazanoğlu'nu neden itham etmiş peki? İskender'in bir adamı yanaşmış yanlarına. Birlik içinde olmayı teklif etmiş. Ramazanoğlu, Piri Paşa ve ailesi de size olan sadakatlerinden ötürü bu teklifi reddetmişler. Ramazanoğlu böyle bir ihaneti neden bana haber vermemiş? Elinde hiç delil yokmuş hünkârım. Bunu ispat etmek için malumat toplamak istemiş. Bunu öğrenen İskender de kendini kurtarmak için iftira atmış. Madem hal böyleydi, sen neden vakitlice bana malumat vermedin? Size danışacak vaktim olmadı hünkârım. Derhal harekete geçmem icap ediyordu. Aksi halde İskender'i ve ona yardım eden gafilleri elimden kaçırabilirdim. Bir karar vermem lazımdı. Hüsnü Paşa'ya niye söylemedin? O senin yanında değil miydi? Hünkârım, siz beni çağırdığınızda ben zaten payitaht yolundaydım. Mesele hassas olduğu için gelip bizzat malumat vermeyi tercih ettim. Meselenin iç yüzü malumum oldu. Bu anlattıkların da beni kızgın ateşlerden serin sulara götürdü. Mustafa'm, aslanım benim. Senin böyle büyüdüğünü görmek, böyle kararlı,
cesur, dirayetli bir şehzade olduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Lakin unutma, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Her ne sebeple olursa olsun, usulen bana danışman icap ederdi. Bundan böyle dikkatli ol. Zinhar bir daha aynı hataya düşmeyesin. Bu hem sana hem de bana bir ders olsun. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Thank you.